Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu Dünya Evi'ne girmeye hazırlanıyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz gün ünlü sunucu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Dünya Evi'ne gireceğini müjdeledi. Gündeme bomba gibi düşen açıklamanın ardından binlerce kişi, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor, soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü sunucu programda, sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Sözleriye sevenlerine mutlu haberi verdi. Müstakbel damadın İstanbul A sahip şube müdürü olduğu öğrenildi. Peki, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler. Müge Anlı ve İstanbul A sahip şube müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu evleniyor. Geçtiğimiz gün programın canlı yayınında evlilik müjdesini duyuran ünlü sunucu sevenlerine müstakbel damadın adını da verdi. Ardından ise gündeme bomba gibi düşen bu haberle, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor, soruları yanıt aramaya başladı. Devlet memuru olan ismin İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile evlenecek olan Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında merak edilen o detaylar. Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana Emniyet Müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur. Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde, bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum. Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar, beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var, siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve ATV gibi kanallarda devam etti. 2006 ila 2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve ATV'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.